Kunladi birida Fatima bint Qays aytadi, Madinada as-salatul jamiya, as-salatul jamiya, jamoat namoziga chaqirdi eshitdik-da, shoshilganimizcha payg'ambarimiz masjidiga erka ayol bordik. Odatda bunday chaqiruv yo bir xatarli ish bo'lsa, bir jihodga chiqishlik kerak bo'lsa chaqirlardi, yoki bir jihoddan o'lja kelgan bo'lsa bo'lib berishlik uchun payg'ambarimiz shunday qilib chaqirardi. Zarur ish bo'lsa chaqirardi. Hamma yig'ilib kelgandan keyin namozni o'qidi deydi. So'ngra payg'ambarimiz turdi-da, kulib turib, men sizlarga bir xatarli ish uchun chaqirganim ham yo'q. Endi sizlarga bo'lib beradigan chaqanaqa o'ljam ham yo'q dedi. Faqat meni oldimga tamimid dari keldi. İslomga kirdi va shunday bir hikoyani aytib berdiki, men sizlarga Dajjal haqida aytgan gaplarimga to'liq to'g'ri keladi dedi. Tamimning qissasi nima edi? Tamim aytadi. Bu Sahih Muslimda keltirilgan. Tamim ad-Dari aytadi. Ashoblarimiz bilan tijorat maqsadida kemaga chiqdik. Kemani minib dengizga chiqqanimizda shamol qattiq bo'ldi, shamol kemamizni dengiz bo'ylab haydab yurdi. Bir oy yurdik, qayoqqa ketayotganimizni bilmasdan. Bir oy dengizda chayqaldik. Oxiri shamol tinchib, bizni kemamizni bir orolga olib chiqib qo'ydi. Orolga tushdik, qayerdaligini bilmaydi bular. Orolga tushib, bir qancha vaqt masofa yurganimizdan keyin junlari shunaqa bir qalinligidan orqasi qadayu oldi qada bilmaydigan bir hayvon ro'baramizga keldi. Haligi hayvonni ko'rganmasmiz. Kimsan, nimasan deb so'raganimizda odam tili bilan javob berdi. Men jassosaman dedi. Ya'ni bu haqida Qur'onda oyat kelgan. Ana shu oxir zamon bo'lganda yerdan bir hayvonni chiqarib qo'yamiz. Odam tili bilan gapiradi. Allohning oyatlariga iymon keltirmay qo'ydinglar deydi. Men jassosaman dedi. Bu qanaqa joy? Boshqa savol bermoqchi bo'lganda aytdiki, "Ey qavm" dedi Ali jassosa. "Avo anavi dirda" dedi. Dirda mana shu ibodat qilinadigan joy aytinlardi. "Avo anavi dirda sizlarning xabaringizga mushtoq bo'lib turgan bittasi bor" dedi. Shoshilganimizcha ana shu dirga qarab yugurdik. Bu shayton bo'lib qolmasin yana deb. Bordik, ana shu dirga yoki ibodatxonaga kirganimizda umrimizda ko'rmagan nohatda bir gavdali odamni tizzalari, oyoqlari zanjir bilan baylangan, butun jasadiga zanjir aylangan, o'ratilgan, mana shunday yig'ishtirib qo'lgan holda bir kishi o'tirardi. Biz unga "Sen nimasan? Kimsan?" deb so'raganimizda u aytdiki, "Meni holimdan xabardor bo'ldinglar. Endi sizlar holingizdan xabar beringlar. Chunki men sizlarga o'zimni kimligimni aytsam, sizlar kimligingizdan ketib qolsanglar men jila olmayman, lekin men chekka keta olmayman. Avval sizlar aytinglar" dedi. Ular "Nimani so'raysan?" dedi. Ular aytdi, "Bisan haqida xabar beringlar" dedi. Bisan Falastindagi bir shahar. "Bisanda nimas kerak senga? Bisanda, Bison bog'ida xurmolar bormi?" dedi. "Ha, xurmolari bor. Xurmolari serob, odamlar foydalanyapti." "Ha. U xurmolar yo'q bo'lishga yaqin bo'ldi" dedi. So'ngra Tabariya suvi haqida gapiringlar dedi. Tabariya Urdundagi bir ko'l. "Tabariyada suv bormi?" dedi. Ular "Ha, bor" dedi. "Suvi serob, odamlar ichyapti" dedi. "Suvi yo'q bo'lishga yaqin qoldi" dedi. "Menga Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar" dedi. Zag'ar ham mana Falastindagi bir shahar. "Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar" dedi. "Nimasi kerak senga u haqida? Nimasini bilmoqchisan" deganda, "Zag'arda bulog'idan suv chiqyaptimi? Dehqonlar uni suv bilan dehqonchilik qilyaptimi?" "Ha, suv serob, dehqonchilik yaxshi bo'lyapti. U bulog'ini suv ham qurishlikka yaqin bo'ldi" dedi. "Endi menga ummiylarning, savodsizlarning nabiy haqida xabar beringlar. U nima qildi?" dedi. Tamim aytadi, "Biz javob berdik unga. Ha, Makka'dan chiqdi, Madinaga borib, Yasribga borib joylashdi. Yasribga borib joylashdi. Arablar bilan urushdimi?" deb so'radi bu baylangan. "Ha, urushdi. Ularni yengdi, unga itoat qilishdi. Endi sen kimsan?" dedi. Ya'ni itoat qilgan bo'lsa, o'zlariga yaxshi dedi. U aytdi, "Men Masihman" dedi. Ya'ni Masih Dajjolman dedi. Sofi ibn Sayyod 12 yoshli bola hali bu paytda. Rasululloh o'tib ketgandan keyin uning ko'zi qishayib qoldi. Bu payg'ambarimiz tirik davrida Tamim ad-Davri Imom Muslimda keltirilgan bu ma'lumotlar. "Men Masihman. Menga chiqishligim uchun izn berishini kutyapman. 40 kun yerda kezaman. Makka va Tibadan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqaman. Bu ikkisiga kirishligimdan qo'lida yalang'ochlangan qilichi bor farishtalar to'sib turadi" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgan joylarda minbarda titrab turib aytdilarki, "Aytmaganmidim sizlarga? Aytmaganmidim?" dedi. Hammasi tasdiqlashdi.
At-Tiba, At-Tiba de Peygamberimiz Tiba mana şu Medine'de minbarı 3-4 metre vurdu. Yani Tamim ibn Avs Dari'de atken kıssası, Resulullah'ta burun bu hakkında atken kıssaları şimdi birbirine manacı hatan doğru ki. Lekin tabi soru tuğuladı. Kandiye kılıp bir vakitte özü de o peygamberimiz oldu diye şeyken. Bu işin mümkün. 12 yaşar yaşı balansın geri. Yani şu vakitte özü de kaysızdır bir oralda zancirban halata turuşu mümkün. Bu siz bilen bizi aklımız omidigen gayb işleri. Bu acayip kuduratlar hakkında gepketi yaptı. Bu Allah da Allah harnasındaki kadir zor. Şimdi İbn-i Sayyad'da ahirini gepir koyuyorduk. Safi İbn-i Sayyad ömrünün ahirgi vakti varken de bir arta balası kalmasına ölüp gitti. Peygamberimiz ne de geldiler? Bir arta onun arkasında zürriyat kalmaydı geldi. Doğru geldi. Közlük işe geldi. Doğru geldi. Ümmeviler halifelik davrida Medine ahli bilen Haccac ibn Yusuf'a Sakafi ortasında harra uğruşuz buldu. Medine ahli bilen bile Safi ibn Sayyad Haccac'a karşı uğruşkeni çıktı ve menaşı uğruşta onu yok atıp koyuştu. Tırgiyem, ölügiyem yok buldu. Demek bu kandaya kılıp uyağdayan bir uyağdayan buluşu mümkün degen sabah gece abimiz ki bu Allah'ta olan ilmi degenerse bu nesane biz sürüştürüp oturmayız. İnşallah.